Allah'ın dini üzerine olsun. Allah'ım, sen bundan sonrasını onun için kolaylaştır. Allah'ım sen onu senin yüzünü gören bahtiyarlardan eyle. Dünyada kendisi için olanı ahirette kendisi için daha hayırlı kıl Allah'ım. Allah'ım, la ilahe illallah sözü üzerine bu kabirde onu sabit kıl Allah'ım. Rabbim, şehadetini kabul. Mekanını cennet eyle. Amin Allah'ım. Amin. 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 Buraya defnetmekle inmettik reis. Biz kardeşim Aydın'la birlikte denizci atamız Kara Mürsel Alp'in kabrinde ayitleştik Seyyid Ali. İçimizden kim önce göçer, kim evvel şehadet şerbeti içerse kabrinin sırtı dağlara, gönlü denize doğru açılacak dedik. Şimdi kardeşimin kabrinde Allah'a yemin ederim, dağlar yerlerinden savrulsa, yer yarılsa, bütün deryanın suyunu içse, yerle gök bir olsa, kardeşime bunu yapan azap olacağım. Kanını yerde koymayacağım. Yemin olsun. Anlat. Barbaros'un benimle anlaşmaya niyeti yok paşam. Niyeti olmadığını biliyorum. Sen lüzum olanı yaptın mı? Yaptım. Ama bana Müslüman olmamı teklif etti. Reddedince de birlikte çalışamayacağımızı söyledi. Söylemekle de kalmadı. Beni öldürmeye kalktı. Sen ne yaptın? Reislerinden birinin canını aldım. Kimin? Aydın Reis. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayrettin Reis, Aydın Reis'in şehadetinin intikamını senden alacak. Buna karşı tedbirimi almış bulunmaktayım zaten. Ama size vermiş olduğu sözü ne olacak paşam? O söz yerde mi kalacak? Benim ne sözüm yerde kalır, ne de siyasetim yarım. Ben onun cezasını veririm de, sen kestiğim cezayı yerine getirebilir misin? Amiral Doria. Cezası neymiş efendim söyleyin. Ben yerine getirmeye çalışırım. Ben deryaların iki büyük reisini birden emrimde görmek istedim. Madem ki Hayrettin Reis bunu kabul etmiyor, onu öldür ki deryaların tek büyüğüne yol yürüyelim. Anneyle, iyi misin? Nasıl ayaklandın? Zırh hançeri yavaşlatmış reis. Hamdolsun. Yara derin değil. Aydın Reis'i defnettiniz mi? Reis, senin canın sağ olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Daha nice kazalar edeceğiz birlikte. Allah'ın izniyle. Rabbim bizi Peygamber Efendimiz'in sancağı altında birlikte tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Amin. İnşallah. Gaziler serveri Hayrettin Reis.
bizi senden, ölümümüz ayırsın. Senin tozunun düştüğü yerde bizim başımız sana fedadır. Salih'e haber verdin mi? Verdim Beyiz. Ulaşmak üzeredir. Sen nasıl oldun? İyi misin? İyiyim reis. Bizim için yaralandın. Mühim değil. İcab edeni yaptım. Hayatın reis. Acil eve gelmen lazım. Aziz Papa'nın vaziyeti nedir? İmparatorum, durumu iyi değil. Nabzı çok zayıf, kalp atışları çok yavaş. Çok tesirli bir zehir olsa gerek. Kurtulma şansı nedir? Panzehir bulunamazsa şansı yok kraliçem. Bu zehir hususi olarak yemeğe konmuş olmalı. Kim cüret edebilir benim sarayımda Papa Hazretleri'ni zehirlemeye? Ya Osmanlı casusları yaptı? Saraya girip çıkanları tek tek kontrol ettirdim. Sarayımda casus olması imkansız. O halde içimizden biri. Yani eskiden beri aramızda olan biri yaptı. Sen neyi ima ediyorsun Batista? Biliyorsunuz imparatorum. Katibim Lomellino'yu Tanrı'ya ve Papa'ya karşı geldiği için öldürmüştüm. Belki saraydan ayrılmadan önce bu tertibi yaptı. Doğru. Onu öldürdüğün için sana kızmıştım. Ruhum şimdi huzurla doldu. Tanrı aziz ruhunu kutsasın. Cem, kardinallere haber ver. Papa Clemens öldü. Yeni papamızı seçmek için sarayıma davet edilsinler. Tabii efendim. Dur. Henüz ruhunu teslim etmedi. Papalık yüzünü çıkartamazsın. Nasıl olur? Nereye kaybolur bu kız? Şunu baştan anlat. En son nerede bıraktınız? Kemankeş Paşa'nın yanına gittik. Mevzuyu anlattık, sonra eve döndük. Şurludan'ın yanındaki kız neydi adı? Kıvırcık saçlı. Marcela. Ha, Marcela. O geldi, seni sordu. Kimseye güvenmesin dedi. Ben de seyyariye söyledim. O da çıkıp gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha da dönmedi. Nereye gitti peki? Bir şey söylemedi mi? Yunan'ın yanına. Marcela'yı bulup meseleyi öğrenecekti. Bana haber vermeden nasıl işlere kalkıştınız siz? Hayrettin'im. Sakin ol evladım. Belli ki mühim bir mesele var. Otur. Ne
Cezayir'den buraya sizi getirmekle hata ettim. Cenderenin içine attım. Burada emniyette değilsiniz. Sen bizi göndermek mi istersin oğlum? Var mı bir haber? Yok. Her yere baktım. Ben bir karar alana kadar bu ev sana emanet. Kimse bu evden çıkmayacak, kimse de bu eve girmeyecek. Sen işinin üstünde ol amca. Allah yardımcın olsun. Gidelim derviş baba. Bay Boros Kavay vazgeçilecek biri değil. Dorian'ın bahsettiği gibi büyük bir kudreti olsaydı... size laf değil, Bay Boros'un kellesini getirirdi. Amiral Doria elinden geleni yapacaktır. Unutmayın, daha evvel arkasında ben yoktum. Sözümü yere düşürenin gözümde hiçbir kıymeti yoktur. Derya'yı sefere çıktığında balıkların bile ondan korktuğu söylenir. Ama ben onu beş paha etmez, işi yaramaz bir hale koyacağım. Onu rezil rüsva edeceğim, onu boynunu vurduracağım. İbret olsun diye bütün paşaları seyrettireceğim. Lady'nin Barbaros'la hususi bir dostluğu olduğundan bu konuştuklarımız pek hoşuna gitmiyor olabilir paşam. Ben kendi istikbalimi düşünürüm. İstikbalimde Barbaros varsa evet, onu da düşünürüm. Sizin istikbalinizde ben varım. Ben istersem de siz varsınız. Fransa'yı ele geçirip tahtına oturduğumda beni halka kabul ettirecek bir papa lazım. İşte istikbalimde bir papa var. Büyük bir donanma kuracağım. Onu kumanda etmek için büyük bir amiral istiyorum. İşte istikbalinde Doria var. Paranın, altının sahibi olacağım. İşte istikbalinde sen varsın. Ama bunun için adayı ikna etmeniz gerekir. Sen bu yüzden karşımdasın. Diğer bankerleri nasıl ikna edeceğini sen bana anlatacaksın. Hayrettin'im. Levent bizi bekler. Hayrola dalıp gitmişsin böyle. Aydınım'ın hayalleri vardı dermiş baba. Ben fethettiğim yerlerin dairesini ona verecektim. O da kabul etmeyecekmiş. Allah'a iman etmeyen yer kalmadığı vakitte bir sahil kasabasına çekilecekti. Ne yapacakmış kasabada? Koca koca levrekler tutacakmış. Kim var, kim yok, hepsinin karnını doyuracakmış. Koruyamıyorum dermiş baba. Kimseyi koruyamıyorum. Anlattığı gibi bana da bir hayalini anlatmıştı. Bir gazada, bir cenkte düşmanın parlak kılıcına denk geleceğini ve o kılıcın kendi kanına bulanacağını. Lakin son nefesini verinceye kadar cenk edeceğini.
vurdukça vuracağını. Bedir'deki, Uhud'daki, Huneyn'dekiler gibi şehit olacağını. Lakin onların çölde, kendisinin denizde savaşacağını söylemişti. Allah'ın ayetine mazhar olacağını söylemişti. Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyin. Hayır, siz bilmezsiniz. Onlar diridirler. Halk yiğidim, kalk. Geze düşme vakti değildir. Sen Allah'ın sana izin verdiğini yerine getirebilirsin. Allah'ın ol dediğini oldurmamak için kim cenk edebilir ki? Yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen yelkenlerini rüzgarla doldurup davana devam edeceksin. Sen ne yapıyorsun? Yüzüğü almama neden engel oldun? Papa daha ölmedi. Ölecek! Bunu bilip şahit olduğum için Tanrı beni asla affetmeyecek. Papa Clemens, Tanrı'ya ihanet etti Isabella. Elimizi kana buladık. Ne olursa olsun Clemens bizim papamız. Tanrı'nın lanetine uğrayacağız. O bir yalancı. Tanrı'ya inananları kandırdı. Beni, seni, hepimizi. Ben de ona bunun bedelini ödettim. Eğer onu öldürmeseydim, o zaman lanetlenirdik. Ben haklı ve doğru olanı yaptım. Bırakalım Tanrı cezasını kendi versin. Biz bu işe karışmayalım. Sende panzehir var biliyorum. Lütfen bu yanlıştan vazgeçelim Charles. Eğer Papa Clemens ölmezse ne tacım kalır ne de imparatorluğum. Bana giydirdiği o taç için hayatımı verdim. Tanrı'ya inanmışlar için yaptım bunu. Mektuplar hazır imparatorum. Askerlere söyle, hemen yola çıksınlar. ...35. banker Braşa. Asla itaat etmez. 36. banker Dafna. Asla itaat etmez. 37. banker Levona. Asla itaat etmez. 38. banker Rachel. Asla itaat etmez. 39. banker Gabriel. Asla itaat etmez. Bütün bankerler kutsal ittifakın gücü için varlar. Cennetin krallığı için çabalıyorlar. Servetlerini asla sizinle paylaşmazlar. Siz onlara ne vaat ediyorsunuz ki size itaat etsinler? Ben onlara kutsal ittifakın asla veremeyeceğini vaat ediyorum. O istedikleri cennetin krallığı. Onları ele geçirmenin yolunu biliyorsunuz değil mi? Adayı ele geçirmek. Bütün bankerlerin ailesi o adada yaşıyor. Ben de ailem için buradayım. Fakat adanın yolunu kimse bilmiyor. Onu ancak bir kişi bulabilir. Barbaro şu. O bana karşı asi bir adam. Onu Doria ile masaya oturtmaya ikna edemedim.
Paşam, istediğiniz emri ferman hazır. Şehrin her yerinde aransın. Bulunduğu zaman yanıma getirin. Devletin kararıyla Hayrettin idam edilecek. Paşam, bekleyin lütfen. Emrinizi geri alın. Bay Boros'un size itaat etmesi için gerekli malumatı size vereceğim. Anlat. Bay Boros'un kardeşi Seyyar. Elimizde. Şu an adaya götürüyorlar. Madem kardeşini adaya götürüyorlar, neden o gemiyi takip etmiyoruz? Amiral Dorya. Eğer takip etmek mümkün olsaydı, adayı zapt edip ailemi kurtarmak için bütün servetimi harcardım. Ben Hayrettin Reis'in zapt edilecek bir adam olduğuna inanmıyorum. Emrim yerine getirilecek. Çiğe, hoş geldin. Bir sorun mu var? Sen çıkabilirsin. Mühim bir şey yok, seni merak ettim. Batista, Papa'nın durumu için endişelendiğinin farkındayım. Lakin burası Şalke'nin sarayı. Ona karşı daha saygılı olmaz. Haklısın dostum. Aziz papamıza çok üzüldüm. Bu beni derinden etkiledi. Yoksa imparatorumuza karşı bir saygısızlık etmek istemezdim. Bir Ceneviz gemisinden senin için gönderilmiş. Hususi bir pusula. Eski dostum olmasan bunu tetkik etmeden sana vermezdim. Sağ ol dostum. Kim Marcela? Gayri itimat göstermemem gereken kişi kim? Benim bildiğim bir şey yok. O vakit ne için gittin evime? Barbaros kimseye güvenmesin dedin. Aydın'ı kaçırdıkları vakit şövalyelerden duydum. Barbarossa'nın yanındaki birini satın aldıklarını söylediler. Ben de Luna'ya haber verdim. O da sana söylememi istedi. Tuzağa çekileceğini bildiğinden haber vermemi istedi. Bu kadar. Hoş geldin. Seni iyi görmek güzel.
Feryare nerede? Bilmiyorum. Evden çıkarken senin yanına geleceğini söyleyip çıkmış. Seyyare buraya geldi mi? Peki sen Marcella? Sen gördün mü Seyyare'yi? Görmedim. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Geldiyse de ona el uzatan düşünsün. Aydın Reis şehit oldu. Hepimiz sofradayken papamız zehirlendi. Kendimi de suçlu hissediyorum kraliçem. Sizin bir suçunuz yok. Bu suikasta mani olabilirdik. Bir suikast olduğundan emin gibi konuşuyorsunuz. Emin olduğum başka bir şey daha var. Kraliçem. Bu bize Tanrı'nın laneti olarak geri dönecek. Bu suçun altında kalacağız. Çok korkuyorum. Elimizden bir şey gelmez. Bizim bir suçumuz yok. Aziz, papamız ölüme yatmışken biz başında çaresizce bekliyoruz. Onu kurtarmanın bir yolunu bulabilseydik, Yüce Tanrı'nın en sevgili kullarından olurduk. İsa Efendimiz bizi cennetin kapılarında beklerdi. Günahlarımızdan aranırdık, bütün günahlarımızdan. Başka bir çaresi olmadı. Bir çaresi var. Doğru mu söylüyorsunuz? Başka çaresi var mı kraliçem? Söyleyeceklerim ikimizin arasında sır olarak kalmalı. Tanrı şahidim olsun ki ikimiz arasında kalacak kraliçem. Ben bu günahın yükünü çekemem. Bunu Şarker yaptı. Onda panzehir var. Niye böyle bir şey yapsın? Onun bir hata yaptığını düşünüyor. Eğer ortaya çıkarsa tacı tehlikeye girecek. Bu panzehir nerede? Şarkin'in hususi dolabında. Batista eğer onu ben alırsam benden şüphelenir. Siz hiç merak etmeyin. Ne pahasına olursa olsun Apa'yı kurtaracağım. Ama sizden ricam, İmparator Şalke'nin yanından ayrılmayın ki sizden şüphe etmesin. Nazife, bir dur Allah aşkına. Bir otur bir yere, başımı döndürdün. Ben ablamın başına ne geldiğini biliyorum ana. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Abine niye söylemedin kızım? Abimin başı zaten belada. Buraya geldiğimizden beri onu yeterince yaralamadık mı? O vakit neden bana söylemiyorsun? Biz ablamla şu kufeye gittik ana. Bir adam öldürmüş. Ailesini de tehditle susturmuşlar. Şahsu vardı bu işin içinde. Ama ben onlara bunun hesabını soracağım. Hadi gidiyoruz. Sen dur ana. Bu işi ben halledeceğim. Hançerimi boğazına dayadığımda
gerçekleri anlatacaklar bana. Seni tekrar bir araya getirmek niyetinde. Ben bir söz verdim. Sözümü yerine getirmeden o adamla aynı masaya oturmam. Kandil'e haber uçur. Gelmeyeceğim millet. Ulak dışarıda reis, göndereyim. Durasın. Argalı İbrahim bu saatten sonra küffarla masaya oturmayacağını biliyor. Lakin şartlar değişti. Başka sebeple çağırıyor olabilir. Ne demek istersin Derviş Baba? Seyyareyi Pargalı kaçırmış olabilir. Seni zorlayarak masaya cebren oturtmak istiyor olabilir. Ben bir yemin ettim. Christopher'ın canını almadan o kafirle masaya oturmam. Kandiyeli, gidip diyesin. Bu dünyada intikam hakkı gözeten, dostunun kanını yerde koymayacak yegane kişi Barbaros Hayrettin Reis'tir de. Seyit Ali, Yar Ali, kardeşimin yüzünü sürün. Derhal. Buyruk senindir reis. Tamamdır reis. Derviş Baba, sen halimizi en iyi bilen görensin. Senden başkası bu zulmü hünkârımıza anlatamaz. Gidip Pargalı İbrahim'in yaptıklarını hünkârımıza anlatasın. Padişahımız sanmasın ki şekva ederiz. Biz sadece haberi var mı bilmek isteriz. Emin olur yiğit. Marcella, yeter artık, kendini harap ettin. Sen izin vermeyebilirdin canım. Aydın'ı öldürmelerine mani olabilirdin. Onu sevdiğimi biliyordum. Olamazdım. Yapamazdım. Ölen Barbaros olsaydı bu kadar sakin kalabilecek miydim peki? Onlar bizden önce de harp edip gazaya gidiyorlardı. Bizden sonra da gidecekler. Reisler, Leventler, askerler. Onlar ölümü sırtına taşırlar Marcella. Peki ya seyyare ne olacak? Sevdiğin adamın kardeşi. Barbaros'a gerçekleri söylemeyi her şeyden çok istiyorum. Susato beni tehdit ediyor. Ve
Eğer konuşursam Seyare'yi öldüreceğini söylüyor. Belki de öldürmüştür. Burada Seyare yaşıyor mu? Hayatta mı? Sen dilini tutarsan bir şey olmayacak. Seyyare adaya gitti. Pargala'ya da Barbaros olmadan adayı bulamayacağını söyledi. Adayı bulup bankerleri kendi adına çalıştırmak istiyor. Biz Barbaros'la adayı bulacağız. O kardeşine... ben de aileme kavuşacağım. Ben burada durmak istemiyorum. Dönmek istiyorum. Hiçbir yere gidemezsin Marcelo. Sen benim sırlarımı bilen kişisin. Yanımda durmak zorundasın. Seni Luzzatto'dan korumamı istiyorsan yanımda kalacaksın. Gel. Efendim, Nazife Hanım geldiler. Tamam. Gelsin. Ne işin var burada senin? Ne istiyorsun benden? Seninle mühim bir mevzu konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Nazife. Merak etme Şükufe. Mevzu mühim olmasa benim de senin yüzünü görmeye hiç niyetim yok zaten. Söyleyeceğini söyle. Sonra da çık git. Bir daha da karşıma çıkma. Burada olmaz. Söyleyeceğim şeyi bizzat görmen lazım. Bir yere gelmiyorum seninle. Mevzu öldürdüğün adamla alakalı. İster gel, ister gelme. Dur. Dışarıda bekle. Hazırlanıp geliyorum. Kaç adamın kaldı Luzzatto? 4. Bizim kaç adamımız var Christopher? Sen ve ben. Sen ve ben. Seferde olan gemilerini çağır. Nasılsa Pargalı'dan onlara bakacak kadar para aldın. Mesele sadece para değil ki Luzzatto. O zaman söyle, mesele para değilse ne? Marmara'dan içeri hiçbir gemim giremez. Girse bile boğazdan içeriye giremez. Saray önünde denizin dibini boylar. Payitahta dışarıdan adam sokmam imkansız. Küçük sandallarla usul usul sokulsak. Olmaz. Benim aklımda başka bir şey var. Ne yapacaksın? Payitahttan mı adam satın alacaksın? Tanrı saadet. Payitahttan adam satın alacağım. Nasıl bulacağız reis? O kansızlar şimdi girmiştir ta yerin dibine. Girdikleri yerden çıkacaklardır. Dorian'ın tüm şövalyelerini geberttik. Boğazlanması için asker ihtiyacı var. Payitahtta kendilerine nereden asker bulacaklar reis? Onlar kaçmanın yolunu arıyordur. Pargalan'ın verdiği altınları bırakıp gitmez o köpek. Parayla harp eden, para için can verir. Onu payitahtta bulacağı askerler de var. Kim o keferin askeri olur reis? Yeniçeri bozukları. Ahlaksızlık edip Yeniçeri ocağından kovulanlar. Kimisi küffara toplanıp asker oldu. Kimisi Venedik ordusuna katıldı. Kimisi de payitahtta paralı askerlik yapmak için hazır beklemekte. Biz yanlarına varmadan
onlar varmış olur ise kılıcın keskin olsun kardeşim. Kılıcım emrine hazır reis. Daha evvel gelmek istedim. Lakin itikafta olduğunuzu öğrenince bekledim. Siz itikaftayken hünkârımızla görüşmek istedim. Lakin izin vermediler Yahya Efendi. Hünkârımız da itikaftaydı. Allah kabul ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hargalı İbrahim. Dorya ile birlikte Hayrettin'i de emrine almak ister. Kendi siyasetini güdüyor. Lakin Hayrettin kafirle iş tutmam deyince onun ölüm fermanını verdi. Hünkârımızla görüşülmezse kellesi gidebilir Yahya Efendi. Hünkârımız Argalı İbrahim'i şehzadeliği sırasında yanına aldı. O vakitten beri yanından ayırmadı. İbrahim Paşa da hünkârımıza yarenlik etti. Onu incitecek, kıracak bir şey yaptıysa da her daim affına mazhar oldu. Devlette herhangi bir faninin göremeyeceği makamlar verildi. Ona kendinden daha fazla itimat etti. Gözü arkada kalmadan devletini, ordularını, seferlerini, gazalarını ona emanet etti. Şimdi İbrahim Paşa'nın kendi güttüğü bir siyaset varsa da bunu sultanımızın huzuruna çıkıp şekva edecek kimse yoktur. Ya senin Yahya Efendi? Biz şekva etmeyiz. Doğru bildiğimizi söyleyip hakikatten ayrılmayız. Argalı'nın yapıp ettiklerinden Hayrettin'i kim kurtaracak Yahya Efendi? Hayrettin'i kendinden başka kimse kurtaramaz. Biz ona gönül gözüyle nazar ettiysek boşa değil derviş baba. Nereye gidiyoruz böyle? Sabret. Gidince öğrenirsin. Bana ölen adamla alakalı dedin. Bir yolu eve gitmiyor. Ölen değil, öldürdüğün adamla alakalı dedin. Arabayı durduracağım ve eve geri gideceğim. Seninle gelmem hastaydı zaten. Hiçbir yere gitmiyorsun şu kız. Sana yaptıklarının hesabını tek tek soracağım. Adanın yerini bilen yok. Ne yol bilen var, ne de bir harita. Yeryüzünde insanoğlunun adım attığı hiçbir yer yoktur ki orası bilinmesin. Mutlaka bir yol vardır. Amin. Lakin bin bir bela vardır. Hayrettin de bunlardan beri durmaz biliriz. Lakin şahıslarla uğraşıp zaman kaybetmekte. Kefereler durmuyor ki Yahya Efendi. Hanesine kadar iliştiler. Yolunu temizledi, hainleri buldu derken şimdi bir de Pargalı çıktı. Pargalı İbrahim Paşa zeki biridir. Akıllı biri. Hünkârımıza dostluk yapmış, yarenlik yapmış eyvallah. Lakin hiç ummadığımız emirler vermekte. Kulağıma türlü havadisler geliyor. Hiç uygun görmeyeceğimiz şeyler. Adaya da gözünü dikmiş. Yetmezmiş gibi Ayaz Paşa'nın kız kardeşi Şahsuvar da çıktı ardından. Biz suizan etmeyiz. Sultan-ı Şuara Baki Efendi'nin bir sözü vardır. Batıl hemişe batılı beyhudedir veli. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur eder. Ben batılım diyen herkes görür. Zor olan
işin arkasını görmektir. Hak suretinde görünüp ben doğruyum diyen yoldan çıkmışları görmektir. Amenna. Lakin zoruma gidiyor be Yahya Efendi. Doğru yol gidene, doğru söz söyleyene neden inanmazlar ki? Salat ve selam üzerine olsun. Peygamber Efendimiz en doğru yolda, en doğru sözlerle yürümedi. O doğru söz söyledi diye üzerine saldırmadılar. Mekkeli müşrikler hakaretlerini yağmur gibi yağdırmadı. Kainatın sultanı sireti ve suretiyle ahsen-i takvim üzere yaratılmış en güzel ahlak sahibi alemlere rahmet peygamberin sırtına hayvan pisliği atmadılar. Onu Taifli çocuklara taşlatmadılar mı? İncinmedi mi o? Kırılmadı mı? Kainata hüküm veren bir padişahın hükmündeyiz. Bize ne oluyor derviş baba? Bizim yürüyüşümüzü kınayanlar parlak dolunaya tıpkı köpekler gibi havlayıp dururlar. Söyle Çev. İmparatorum. Askerinizin size söyleyecekleri var. Ne oldu sana? Anlat. Kardinallere gönderdiğiniz mektupları götürüyorduk. Yolda pusuya düşürüldük. Mektuplara ne oldu? Pusuya düşüren hepsini aldı. Kim olduğunu gördün mü? Yüzü kapalıydı kraliçem. Her kimse onu omzumdan yaraladı. Paşam, Hayrettin Reis sizinle görüşmeyi kabul etmedi. Elindeki bütün askerleri Hayrettin peşine sal. Emri ferman paşamızındır. Devletin emri fermanı hazır. Hayrettin bize itaat etmezse boynu vurulacak. Amenna paşam. Kemankeş paşa. Sen bize sadık mısın? Estağfurullah paşam. Siz bizim Devlet-i Sadrazam paşamızsınız. Size sadık olmazsak durduğumuz makamın kıymeti ne olur? İnsanoğludur. Çiğ süt emmiştir. Onun gözünü gönlünü doyurmazsan, bir gün arpasını eksik etsen, döner seni sırtından hançerler. Ben senin bana olan sadakatini ölene kadar satın alacağım. Hayrettin kardeşi seyyare olan muhabbetin bizce malumdur. Sana kapısından döndüğü dünya saadetini geri vereceğim. Paşam. Seyyare Hatun'la alakalı bir malumat.
alakası var mı? Elbette var. Seyyare bankerlerin ailelerinin olduğu adaya götürüldü. Hayrettin eğer Doria'yla işbirliği yaparsa, emrimi dinlerse, o adayı buluruz. Sen de gönlünü sultanına kavuşursun. Eğer kafan karışırsa, bana ihanet edersen, o adaya kellen gider. Bir olarak Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkacağız? Bundan bahsediyorum. Artık bundan vazgeçmem. Tanrı'nın arzu ettiklerini yapacağım. Onun dinini yeryüzüne yayacağım. İşte o zaman Tanrı beni bağışlayacaktır. Charles. İsabel, iyi misin? İyi değilim. Beni bahçeye çıkartır mısın? Hava almam lazım. Tamam. Artık bir daha baba konusunu açmanı istemiyorum. Haklısın. Sen ne yapıyorsan halkın ve Tanrı'ya inananlar için yapıyorsun. Çok üstüne geldim. Lütfen bağışla beni. Hadi çıkalım. Hadi. Bizden evvel gelmiş köpek. Başı bozukları altını görmüş. İki adam değil, 20 adamla vuruşacağız reis. Nasıl etmeden değil. Ne yemilikler gördüm ben. İkisi de bir, 20'si de. Evelallah. Bilmez miyim reis? Haydi. Yürü. Yürü. Otur. Kalemden, kitaptan başka bir şey tutmayan ellerim hançer tutar oldu sizin yüzünüzden. En çok da bu yüzden kızgınım size. Otur dedim. Burası sizin elinizden alınmamış mıydı? Kıymetli paşa baban henüz kimseye vermedi. Şimdi söyle. Ablam nerede? Ablam mı? Ben nereden bileyim Nazife? Ablam kayıp. Ortalarda yok. Senin işlediğin cinayeti ortaya çıkartınca sen kaçırdın onu. Söyle nerede? Başınıza gelen her şeyi bizden mi bileceksiniz? Belki
hiçbir şey bilmiyorum. Sen bilmesen de halan muhakkak biliyordur. Görelim bakalım seni ne kadar sevdiğini. Bu defa ne Ayas Paşa ne abim karışabilecek bu işe. Biz halledeceğiz. Şahsuvar'la ben. Christopher'dan emir alacaksınız artık. Öyle adamlar emir veremez. Barbarossa. Adamlarını gebertince bu ip kaçkını başı bozukları mı bulmuş? Biraz önce bu lafı söyleseydin kimse sana bir şey yapmazdı. Ama geç kaldın Barbarossa. Artık bu lafı adamlarıma söylemiş oldun çünkü. İki kişiydik biraz önce. Ama şimdi 20 kişiyiz bak. Kılıcım saymak nedir bilmez. Altınlarına yazık olmuştu oraya. Bunca öyle adam için çok fazla altın vermiş. Bir değil, iki değil. Kimsin de bizi tehdit edersin? Bana Barbaros Hayrettin Reis der. Aydın Reis'in yanına gideceksin. Yapıp ettiklerinin üstüne Pargalı İbrahim Paşa'nın adına sığındın. Hiç zarar almadan çıkacağını mı sanırsın? Eğer kazandıysan nasıl kazandığının hükmü yok. Yapıp ettiklerinin hesabının tutulmadığını mı sanırsın? Ahirette mi göreceğiz karşılığını? Derviş efendi. Şimdi gelip bana adaletten bahsedeceksin. Bak diyeceksin. Şahsuvar Hatun. Bir mazlumuna binlerce kaleyi yıkmıştır diyeceksin. Bir tanıma ses edeceksin öyle mi? Yok. Orasını ben hiç bilmem. Ahirette Allah karşına kimi çıkarır? Ben orasını hiç bilmem. Benim dediğim şu. Devlet unutmaz. Devlet hesap sorar. Devlet sananmaz. Sen unuttu sanırsın. Lakin gün gelir, devlet hatırlar. Sana ve yedi ceddine hesap sorar. Ben şimdi sana tüm bunları temize çekmek için fırsat veriyorum. Sen kimsin ki bana bunları söylüyorsun? Gücün ne? Makamın, merteben ne? Hepsi laf-ı güzel bunlar. Gel etme Hatun. Pargalı için kiminle görüştün anlat. Bir kerecik olsun. Hakkın yanında yer al. Çık. Şahsuvar Hatun. Yeğenin elimde. Şimdi gücümü gördün mü? Sen o gücü nereden aldın söyle. O kişinin adını ve nerede kaldığını söyle. Benim... Sus kızım. Evi boşuna aratmana gerek yok Şahsuvar Hatun. Şu kufi elimde. Derviş baba ne soruyorsa cevap ver. Sadece bir isim istiyorum senden.
Payitahttayken nerede kaldığını söyle. Bankerin ismini ver. Söylesene hatun. Dük Pazi. Peki payitahtta nerede kaldı? Hatun söylesene. Benedik Sefir'in evinde. Bu kadar da kâfi. Yeğenim. Önce sen... Bu kadar da kâfi evladım. Yeğenim. Yeğenini alacaksın. Merak buyurma. Yeğenini sağ salim alacaksın. Hadi evladım gidelim. Adamın ölmesine lüzum yok. Tek bir kişi isterim. Christopher. Christopher sakin. Artık hepsi benim adamım Barbaroşa. Hepsini öldürmen gerekecek. Bu adamlar Yeniçeri Ocağı'nda baş kaldırmışlar. Senin sözünü dinlerler mi sanıyorsun ha? İkiniz de atın kılıçları. Başka çareniz yok. Doğru söylersin. Çatışarak alıyorum reis. Emrimdir.
Hacı Bektaş Veli'nin kazan-ı şerifinden çorba içti. Müsaade etmedin Derviş Baba. Sen seyyarıyı onun kaçırdığını düşünüp şu küfeyi götürdün değil mi? Evet. Çok iyi yaptın. Lakin seyyarıyı o kaçırmadı. Allah işte müşkülümüzü halledecek ya. Bir yerden bir sebep halk edecek. Seyyarıyı kaçıranlar büyük bir tertip peşinde. Bu tertip Şahsuvar'ı da aşar. Sen şimdi git. Şu küfeyi bırak. Annenin, yeğenlerinin başında dur. Ha, beni bekle. Reisimiz elbet suhuletli bir yol bulacaktır kızım. Nazife. Güçlü ol kızım. Ne yaşamış olursan ol. Bütün bunları Allah'ın imtihanı olduğunu bil. Sabır ve şükürle bu imtihanı aş. Allah kimin gönlünü tamamlamamış ki? Allah'a dost olup da Allah'ın yolda bıraktığı var mı kızım? Endişeni, tasanı göm. Gün gelir, gömdüğün endişen, tasan bir bakarsın uçup gitmiş kızım. Hadi evladım. Bari konuşasın. Nerede onca ganimetin, altının, paran, gücün? Nerede gemilerin? Nerede imparatorun? Hani papan? De bakayım. Kim kurtaracak seni benim elimden? Devlet-i Ali'nin altı tuğlu sadrazamı Makbul İbrahim Paşa'nın emri fermanıdır. Ben istemediğim halde kimse kılıcını kınından çekmesin. Çeken kılıcını indirsin, buyruğumu yerine getirsin. Bu emrimi işittiği halde isyan edenin hükmü ölümdür. Hayrettin Reis. İşittiğim fermanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Lakin ettiğim yeminin de hükmünü yerine getireceğim. Kardeşim Aydın'ın kanını yerde koymayacağım. Kardeşin seyyareyi bir daha görmek istiyorsan indir o kılıcı. Benimle geliyorsunuz. Sadrazam Paşa'nın emridir. İbrahim Paşa'nın dediği olacak. Lakin sonra. Evvel söz verdiğim yere gideceğim. Neresi? İnsanlar değiliz. Ben de kötü biri değilim Nazife. Seyyareyi biz kaçırmadık. Biliyorum.
Bu yüzden serbestsin. Gidebilirsin. Nazife, Seyyare'ye kötü bir şey olsun istemem. Ben sadece Kemankeş Paşa ile evlenmek istedim. Saadetim olsun. Mürüvvetime ereyim. Kimseye kötü bir şey olsun istemem. Peki ya öldürdüğün adam? Benim suçum değildi. Bir kazaydı o. Ne yapsaydım? Peşine kendimi mi öldürseydim? Ki düşündüm de. Çok çile çektim. Ama hiçbir kastım olmadı. Hesabını Allah'a verirsin. Git şimdi. Beni görmek istemişsiniz. Sağ ol. Ben Barbaros'un ve dahi hünkârımızın çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahya'nın ahbabıyım. Sizden bir takım malumatlar almamız gerekiyor. Ne malumatı? Sizin burada bir dönem bir banker misafir olarak kalmış. Onunla alakalı malumat almak isteriz. Sadece misafir ettiğimizi öğrenebileceksiniz demek ki. Siz beni pek anlamadınız galiba. Hünkârımızın ahbaplarının arzusuyla geldiğimi söyledim. Siz arzu ettiğimiz malumatları bize verin. Biz de size her türlü menfaati sağlayalım. Her türlü menfaat. Pekala. Bir saldırmazlık anlaşması isterim. Osmanlı, Venedik'le bir saldırmazlık anlaşması yapsın. Bütün gücümüzle bunu yerine getirmek için seferber oluruz. Siz metni yazın. Ben Latince yazabilirim. Latince yazın. Zaten o sebeple siz yazın. Şimdi bana o bankerle alakalı malumatları verin. Ben de hazırlayacağınız anlaşmayı gidip tasdik ettireyim. Şimdi bildiklerinizi anlatın bakalım. Dük Pazi'yi bir dönem misafir ettim. Buradan bazı mektuplar gönderdi. Bazı mektuplar aldı. Nereye gönderdi? Tüm mektupları Himera Kalesi'ne gönderdi. Sadece oradan mektup aldı. Bu malumat kafidir. Siz anlaşmayı hazırlayın Latince olarak. Ben almaya geleceğim. Şimdi müsaadenizle. Tanrı'nın aziz hizmetkarları. Üzülerek bildiririm ki Papa Hazretleri Tanrı'nın huzuruna kavuşmuştur. İmparatorumuz, Tanrı'ya şükürler olsun. Ne oldu? Bir mucize oldu. Aziz papamız gözlerini açtı. Papamızın başında. Yakında kendine geleceğini söylediler. İmparatorum, bugün bayram günü. Artık mektup göndermenize gerek kalmadı. Papamız canıyla, kanıyla başımızda.
kardeşim. Yoldaşım. Meydaner. Bizim terennüm ettiğimiz şarkılardan. Onların terennümü başkadır. Bizim yattığımız yer başkadır. Onların yattığı yer başka. Bizim hesabımız da başkadır. O zulmete gitti. Sen vura. Kanı yerde kalmadı. Bazı malumatlar aldık. Yahya Efendi'ye gitmemiz gerek. Evvel Hargalı İbrahim Paşa'ya gitmem gerekir. Gidemezsin evlat. Senin fermanını hazırlamış. Öldürmek isteseydi fırsatı varken yapardı. Hargalı senin kelleni herkesin içinde almak ister. Seni kılıcının altında tutmak ister. O kılıcın altında... Ya zorla Dorya ile masaya oturtmak ya da herkesin içinde kelleni almak ister. Her ikisiyle de kendi gücünü göstermek ister. Gayri gitmek mecburiyetindeyim. Seyyare'yi bir daha göremezsin dedi. Ne olursa olsun gideceğim. O zaman ona şunu söyle. Eğer bir kötü şeye kalkışacak olursa... Ona da ki, vaktiyle Dük Pazzi isminde bir tüccar gelmiş. Şahsuvar'la buluşmuşlar. Şahsuvar ondan aldığı bilgileri Hargalı'ya satmış. Ve ikisi oyunu böylelikle kurmuşlar. Adam Venedik Seferi'nin evinde kalmış. Adanın bankerlerinden mi? Öyle. Adam adanın bankerlerinden. Belli ki adanın yolu. Bu adamdan geçiyor. Hargalı da adanın gücünü ele geçirmek ister. Lakin ben adaya gitmenin bir yolunu buldum. Nasıl? Venedik Seferi söyledi. Bu adam Himara Kalesi'yle haberleşirmiş. Haber gönderirmiş, haber alırmış. Belli ki adanın yolu bu Himara Kalesi'nden geçiyor. Hargalı'ya bunları söylersen... O takdirde adayı ele geçirmenin yolunun senden geçtiğini anlar. Karşılığında ne ister? Zor bir şey. Ne? Venedik ile Osmanlı arasında bir saldırmazlık anlaşması. Lakin Himara Kalesi Venedik'in hakimiyetinde. Anlaşmayı Latince olarak hazırlayacak. Osmanlı bugüne kadar hiçbir anlaşmayı başka dilde yapmadı. Latince olsa da fark etmez. Anlaşma geçersiz olur. Adam Venedik Seferi. Lakin yeni. Bundan haberi yok. Adamı fena öne getirmişsin baba. Helal olsun. Duanı eksik etme benden. Haydi hurlar ola. Yoluna çık olsun. Paşalar, devletimizin siyaseti her şeyden âli değil midir? Eyvallah. Kim bu siyasetten daha üstlidir? Kimse. Lakin bazı kendini aşanlar bu siyasetin de üzerinde olduklarını düşünürler. İki ada fethedip deryada iki kürek sallayanlar bugün bizim siyasetimizin önünde yürümek isterler. Açık konuşun paşam. Kastınız kim? Hayrettin Reis. Bugün Dorya gibi İspanyol kralının bir amiralini kendi safımıza çekmek üzereyiz. Hayrettin Reis ise kendi dümenini tutar. Dorya ne karşılığında safımıza geçiyor paşam? Altın.
çok altın. Ama ne olursa olsun bizim tarafımıza geçecek. Bugün altın karşılığında önceki sahibini satan, yarın daha çok altın için bizi de satmaz mı paşam? Bizim hazinemizden daha zengin olan başkası var mı? Daha çok para veririz paşam. Ettiğim siyaset bugün bir düşmanı bizi dost olarak kazandırdı. Hayrettin Reis ya Dorya ile çalışacak ya da devlete isyan etmiş olacak. Olur da sözümüzü dinlemezse hepimiz devlete itaat etmemenin hükmünü biliriz. Selamünaleyküm Yahya Efendi. Aleykümselam Abdullah. Yahya Efendi, Dest Sultanımızın huzuruna çıkmanız icap eder. Hayrola nedir vaziyet? Pargalı. Verdiği idam hükmünün ardında ısrar eder. Öyle giderse Hayrettin bir kuyuya iniyor. Göreceğiz. Kuyu ne kadar derin, ipimiz ne kadar uzun. Selamünaleyküm. Söz verdiğim gibi buradayım. Hayrettin Reis, gördüğün gibi hiçbir şey nizamsız değil. Bizim söylediğimiz, bizim işlediğimiz ne varsa gizli de değil. İşte divan, işte paşalar. Burada devletin menfaatine inandığın bir meselede sana emrettim. Şimdi tekrar sorarım. Dorya ile işbirliği yapacak mısın, yapmayacak mısın? Devletimizin buyruğu başım üstündedir. Bilesiniz ki paşalar, Andrea Doria bugün nasıl papasını sattıysa yarın öbür gün bizim devletimizi de satacaktır. Ben emri ifa etmesini bilirim. Lakin Doria köpeğiyle iş tutmam. Devlet hükmeder, sen devletin hükmüne karşı çıkarsın. Bu siyaset sultanımızın mı yoksa senin mi? Küstahlık etme Hayrettin Reis. Hünkârımızın mührü hümayunu bizi boşa verilmedi. Benim hükmüm hünkârımızın siyasetidir. Paşalar, Hayrettin Reis diyeceğini dedi. Buyurun kubbe altına. Beklesin. Çıkacak karar. Sana itimadım vardır. Diyeceklerimi iyi dinle. Lüzumu gelince söylersin. Almaya niyetli.
devlet adamları asılarak idam edilir diyebilirdik. Her şeyinde usul olan bir devlet. Cellatlar öldüğü vakit mezar başlarında isimleri yazmaz. Ölenler beddua etmesin diye. Lakin bir paşa çıkar, tüm usulü bozar. Vazifeni düzgün yap, elin titremesin. Yoksa iki elim yakanda olur. Paşalar. Doğruya ile Hayrettin Reis'in ittifak yapmasındaki muradım şudur. Bugüne kadar Fransızlarla dost geçirdik. Lakin Avrupa'nın o sahası boş. Yarın sefere çıksak Fransa'nın kıyılarını ele geçiririz. Maksadım da budur. Avrupa'nın ortasına bir hançer gibi girmek. Hayrettin Reis ise buna mani. Hünkârımızın haberi olmadan Hayrettin Reis'in kellesini almak yeni adet midir? Devlet adamlarının kellesini almak yeni adet midir? Paşam, Defterdar İskender Çelebi ile alakalı bir şeyler işittim. Ne demektesin Ayaz Paşa? Demem o ki, bu husus hünkârımıza söylenmeden kabul olunmaz. Hala her şeyi hünkârımız karar versin. Biz ne güne paşayız, biz ne güne bu devletin lokmasını yeriz. Bu kadar adamız, ufak bir meselede hal çaresi bulamayız. Olur mu öyle şey? Nerede bu devletin gücü? Nerede bu devletin itibarı? Lafı uzatmam. Hayrettin Reis'in kellesi... Müsaadenizle. Şunu da söyleyeyim. Burada Dorian'ın karşısında bir Fatih'in kellesini konuşuruz. Lakin o adam bize mühim bir malumat getirdi. Nedir? Peşinde olduğunuz bankerlerin izini bulmuş. Onların adasına gidecek bir yol bulmuş. Şimdi paşam, bırakalım da Hayrettin Reis işini yapsın. Muradımıza erelim. Yapamaz. Tek başına olmaz bu iş. İtaat edecek. Eğer itaat etmezse biz hangi askere itaat ettireceğiz? Hayrettin Reis isyan etmek isteseydi tüm Cezayir emrinde kadırgalarını boğaza çekerdi. Laf uzamaya gelmez. Kararım şudur. Hayrettin Reis'in kellesi gidecek. Fermandır Hayrettin Reis. Devlete itaat etmemenin... Devlete değil! Bir paşanın hırslarına ihtiras gözlerini kör etmiş. İtaatsizlik isteseydim, rahat isteseydim, cezayı da tahtıma kurulur, Akdeniz yönetirdim. Madem öyle, vurun kellemi. Cellatbaşı!
son vazifemdir. Avrupa'ya besleyen bankerlerin gayrı yolu Himara Kalesi'nden geçmektir. Bu çok itimat ettiğin Andrea Doria köpeği yapsın işini. Ben gelirim. İbrahim Paşa benim dostumdur. Hem mühürümü taşıyan sadrazamımdır. Hem dahi orduma emanet etmişim. Hem dahi canıma emanet etmişim. Hem dahi devletin hazinesine emanet etmişim. Hem adalet kılıcımı emanet etmişim. Hayrettin Reis. Fethettiği toprakları bize emanet etmiş. Hem dahi kadırgalarını emanet etmiş, hem dahi gemiler dolusu Leventlerini emanet etmiş, hem dahi ailesini, kardeşini, evladını emanet etmiş. Hem canını emanet etmiş. Biz bize emanet edilen canı celladın baltasına mı emanet edeceğiz? Hünkârım, Doria ile siyaset. Doria'nın kafirin kellesi kuzgunlara yem ola. Bir tarafta bizim cengaverimiz, diğer tarafta o kafir. Kıyas götürür mü? Terazi tartar mı? Hünkârım, ben sadece ittifak kurup devletimizin namını Avrupa'nın içine kadar salmak, sancağımızı o meydanda dalgalandırmak için tertip ettim. Ne mahsuru vardır beraber çalışsalar? Ben gemilerimdeki yelkenlerimi ancak ve ancak dostlarımla birlikte açarım. Müşahede edilsin. Bu iş bitsin. Hükmümdür. Madem itibarını ortaya koyarsın, her iki derya kaptanına da birer gemi verilecek. Her ikisi de aynı hedefe gidecek. Kim kazanırsa kazansın. Lakin Doria bir ihanet ederse, Pargalı İbrahim Paşa'dan bilinecek. Nasıl oldu?
Dediğiniz gibi imparatorum. Buna ancak mucize denir. Tanrı onu bize bağışladı. Benim yaptığım hiçbir şey yok. Yüce İsa'nın eli hep üstünde olsun. Amen. Burada olanlara, yani bize, Tanrı bu mucizeyle yol gösterdi. Batista. Geldiğin günden beri sadakatinle yanımda oldun. Bugün de sevincimize şahit oldun. Tanrı senin de yolunu aydınlatsın. Tanrı Aziz Papa'ya yaptığımız duaları kabul etti. Bu bize yeter. Ayağa kalkana kadar bu zehirlenme meselesi aramızda sır olarak kalacak. Kardinallere ve halkıma o ayağa kalkınca dimdik yanımda dururken bu mucizeyi ben anlatacağım. Sana ne oluyor? Dostum, yarenim, kardeşim İbrahim. Niçin herkes senden şikayetçi? Niçin senin aklına, fikrine, hükmüne itimat etmiyorlar? Niçin İbrahim? Benim sözlerimi sağırlar hünkârım. Ben bir hilalken sizin sayenizde, bu devletin sayesinde dolunay oldum. Şimdi dolunayı havlıyorlar. Ben susun dedikçe seni duymuyoruz diyorlar. Ben bir faninin nefsine güzel gelen her şeyin sahibiyim. Ben kimim sultanım? Pargalı bir Hristiyanken İslam'la müşerref olanım. Hak olanı hakkıyla yapmaya çalışın. Ben yanlış bir hayatın ortasına doğmuşken elimden tutup beni hakka çeken bu devlettir. Şehzade Süleyman'dır. Hani Şehzade Süleyman bir gezintiye çıkmıştı. Ağaçların arasında iman eden İbrahim'in çaldığı kemanın sesini duymuştu. Mahiyetinde olanlara onu yanıma çağırın demiştim. Ben de beni kim çağırıyor diye sormadan yanınıza gelmiştim. Ne siz beni, ne de ben sizi tanıyordum. Siz bana ne güzel çalıyorsun. Tekrar çalar mısın demiştiniz. Ben kemanımı çalmıştım. Bitirince yine çalın demiştiniz. Ben yine çalmıştım. Ben ilk defa biri istediği için kemanımı çalmıştım hünkârım. O gün siz beni mahiyetinize almıştınız. O gün bugündür. Yanımdan ayırmadım seni İbrahim. Seni bildim.
Ne imanından ne de sadakatinden bir kez olsun şüphe duymadım. Ben sizin çaldığım kemanı duyduğunuz o gün neysem bugün oyum hünkârım. Yalnızca imanım, size olan sevgim ve bu devlete olan bağlılığım çok daha ziyadeleşti. Sen kendi putlarını yıkansın. Hayrettin, kızımdan haber var mı? Var. Anlat abi, nasılmış ablam, neredeymiş? Şimdilik emniyette olduğunu bilin, kâfi. Nerede ve nasıl olduğunu yakında öğreneceğim. Senin sözüne itimadım tamdır. Lakin aklımız fikrimiz seyyaredir. Bizi habersiz koma oğul. Mihriban öksüz koyma. Allah yar ve yardımcın olsun. Bize düşen bir vazife varsa söyle. Yerine getirelim. Size düşen vazife benim dediklerimi harfiyen yerine getirmeniz. Sizi Cezayir'den buraya getirdiğimden beri gün yüzü görmediniz. Evimizde birlik, dirlik kalmadı. Düşmanın ne utanması var, ne arlanması. Evimin içindeki kadınlara bile iliştiler. Burası payitaht. Kana susayanların, ihanet etmeye dünden hazır olanların memleketi. Hayır da var, şer de. Ne yazık ki bizim hanemize hep şer düştü. Sizin emniyetiniz, benim de huzurlu olmam için Cezayir'e dönmeniz şarttır. Hem Cezayir ve Tunus bizimdir. Siz orada hem güvende hem mutlu olursunuz. Benim de sizde aklım kalmaz, huzurlu olurum. Yahya, hanemiz sana emanet. Bir diyeceğiniz var mı? Gel dedin geldik, git dedin gideriz abi. Senin sözün üstüne sözümüz yoktur. Gözün arkada kalmasın oğlum. Biz yine geminin dönmesini bekleriz. Nerede bekle dersen orada bekleriz. Bizden yana hakkımız sana helaldir. Sen de bizi helal edesin. Helal olsun ama. Baba. Anne seninle gelmek istiyorum. Beni de yanına götür. Bak oğul. İleride reislik yapacağın denizleri bana emanet et. Ben de bu dünyadaki en kıymetli varlığım ailemi sana emanet edeyim. Vakti geldiğinde kılıçla kuşanacaksın. Yelken de açacaksın. Ama vakit şimdi değil. Tamam? Tamam. Geminiz hazır. Aklın bizde kalmasın oğul. Osmanlı'nın en kıymetli ve en kabiliyetli Leventlerine emrini veriyorum Doria. Sağ olun efendim. Siz benim istediklerimi verdiniz. Ben de siz ne emrederseniz yerine getirmeye çalışacağım. Kemankeş Paşa seninle birlikte olacak. Herhangi bir aksilik durumunda emriniz nedir? Kemankeş Paşa devlet adamıdır. Benim verdiğim vazife de bellidir. Anlaşmazlık çıkmayacak. Efendim o halde Barbaros'a ihtiyacımız kalmayacak. Onun öldürüleceğini söylemiştiniz.
Hünkârımız efendimiz canını bağışladı. Barbaros'un kellesi gövdesinin üzerinde olduğu sürece karşımıza çıkacaktır efendim. Hazırladığımız tertibatlara da çomak sokacaktır. Ben bağışladım demedim Doria. Hünkârımız bağışladı dedim. Burası İmara Kalesi. Kalenin en büyük gücü uzun menzilli topları olan Tiber gemisi. Bu vakit adaya nasıl yaklaşırız reis? Şimdi bizim atacağımız toplar küçücük kalacak idir. Evvela Tiber gemisini batırmamız icap eder. Tedbirimizi topların menziline göre alacağız. Tertip alsak da riskli değil midir reis? Biz ne vakit gülü oynayacak ettik Seyda Ali? Ha? Şimdi hepiniz benimle gelirsiniz. Bu gazada beri durmak isteyen var ise şimdi söylesin. Estağfurullah reis. Estağfurullah reis. Gemimizin provası ne ta? Dümenevi ya. Rüzgarı da kolaylı olsun reis. Hadi gazamız mübarek ola. Derviş baba. Sen burada payitahtta kal. İçimizde siyaseti en iyi bilen, en iyi gören Süzen sensin. Argalı İbrahim Paşa yolundan şaşmış. Hünkârımıza konuş. Ben hünkârımızın emrinden başka emir tanımam, bilirsin. İster Levent'in olayım, ister yoldaşım, isterse siyaset yapan olayım. Ben her daim seninleyim evlat. Gazan mübarek olsun. Nereye gittiğini biliyorum Bay Bursa. Ben de seninle geleceğim. Hiçbir yere gelmiyorsun. Bana engel olmaya çalışma. Eğer bir gemiye binmek istersen o gemi benim gemim olmayacak, bilirsin. Düşüncelisin. Neden daha hızlı gitmiyoruz? Barbaroş'un benden önce ulaşmasını istiyorum da ondan. Pargalı İbrahim Paşa, hanginizin kaleyi alacağına göre sizler hakkında karar verecektir. Pargalı çoktan kararını verdi bile buna. Barbaroş'u şu an kaleye kurban olarak gidiyor. Nasıl? Kurban mı olacak? Kaleyi koruyan çok büyük bir gemi var. Adı Tiber. Uzun menzilli toplara sahip. Barbaros'a verilen geminin toplarıyla oynadılar. Ama kimsenin haberi yok. Yani attığı toplar harp ettikleri gemilere yetişmeyecektir. Kalenin surları kuvvetli değil. Lakin Tiber ön müdafaa vazifesi görmekte. Tiber'i geçmek zor. Çünkü top menzilleri oldukça uzun. Tiber'in hakkından geldikten sonrası nispeten daha kolay. Arkamızda kollamamız şart reis. Dori arkamızdan geçecektir. O köpeğin boş duracağını sanmam. Paşa bizim kellemizi almadan rahatlamayacak reis. Pargalı İbrahim bizi rahat ettirmezse biz de onu rahat ettirmeyiz. Yar Ali, haberciyi getiresin. Yürüyün reis. Tertibimiz nedir reis? Doria'nın tertibini öğrenmek. Neydi mi? Ne?
Herkes acı çektirdi. Bak Kemal Keşe. O adam Seyyare'yi seviyordu. Ben de Barbaros'u seviyorum. Ben de Aydın'ı. Ama her şey kana bulandı. Etrafımızda huzurlu bir kişi bile kalmadı. Hırslar, yalanlar. Baksana bizi ne hale getirdi. Şimdi de Barbaros ölüme indiriyor. Ve sen seyrediyorsun. Doğru ile konuşacağım. Dinlemezsin. Murat'ı Dorian'ın gemisine Levent olarak gönderdim. Derya'da bu taklacı nasıl bulacak onu reis? Güverteye yemini koyacak. Biz de o gemide ne döndüğünü anlayacağız. İyon denizine girdik. Tedali. Herkesi güverteye topla. Tamamdır reis. Levent'ler haydi. Herkes güverteye. Ayaz Paşa'm, sadrazam vekilliği yaptın ve adaletten hiç şaşmadın. Kendi kız kardeşin, kızın müşkül çıkardı. Lakin sen adaletten hiç şaşmadın. Derviş Baba, o gün bize verilen her şey emanettir. Kızım da, kardeşim de bana emanet. Ama reayanın milletin verdiği emanet daha büyük. Hünkârımın verdiği emanet daha büyük. Biz adle boyunu eğeriz. Argalı İbrahim Paşa'm, Şark seferinden döndükten sonra çok değişti paşam. Malumumdur. Hünkârımız da kendisine pek değer verir. Lakin son geldiği vaziyetten bir haberi yoktur. Sen onun işlerini gördün paşam. Ne oldu da bu adam bu hale geldi? Hünkârımız onu çok sevdi. Kardeşi bildi. Olan odur. Yani ne demek istersin? Kanuni Sultan Süleyman Han, Yavuz Sultan Selim Han'ın evladıdır. Siyaseti gördü. Devleti gördü. Harp gördü genç yaşta. Peki İbrahim Paşa ne gördü? Devlet onu buldu, aldı, yetiştirdi, büyüttü. Şimdi sorarım. Çocukluğundan beri devleti idare edecek diye yetiştirilen biri var bir tarafta. Diğer tarafta ise devletin bulduğu, zekasını tespit ettiği, yetiştirmeye çalıştığı biri. Derviş Baba, aslan postu, aslan da durur. Yani İbrahim Paşa neredeyse sultanlık mührünü alınca yakışmadı dersin. Öyledir. Lakin asıl mesele şu. Defterdar İskender Çelebi var idi. Devletin bütün hesabını tutar. Akıllı, dikkatli biri. Şark seferindeyken Defterdar Çelebi'nin emrindeki adamları kıskanmış İbrahim Paşa. İşte hikaye orada başlamış. Derviş Baba, bir iddia var. Ne iddiası? Defterdar İskender Çelebi'den adam istemiş. Sonra o adamlar hazineye saldırmış. İbrahim Paşa da bir tertip kurmuş. Defterdar Çelebi'yi bununla suçlamış. Peki hünkârımızın haberi olmuş mu?
hünkârımızdan kellesini istemiş. Hünkârımız olur dememiş. Lakin kellesini istemeden evvel nasılsa hünkârımız benim sözümü çiğnemez deyip vurdurmuş Defterdar Çelebi'nin kellesini. Bu bilinmez mi, duyulmaz mı? Herkes Defterdar Çelebi'nin İran'ın içlerine gittiğini biliyor. Öyle sanıyor. Peki hünkârımız bunu öğrenirse? Derviş baba, işte hünkârımız bunu öğrenirse çok şey değişir. Ama ispat lazım. İbrahim Paşa, üzerindeki aslan postuyla hüküm vermeye devam ederse korkarım çok daha vahim şeyler olacak paşa. Bunu durdurmalıyız. Lakin bir delil bulmamız icap eder. Size üzücü bir haber vermek istiyorum. Sarayındaki bütün hekimleri Aziz babamızın yanına gönderdim. Haberci kuş gelecek. Onunla bütün tertibini gönderiyor. Yalan da olsa anlamaması için. Bir haber göndermeli. Onun bunu anlayacak vakti bile olmayacak. Çoktan denizin dibini boylayacak. Bu koca deryalarda gemisini yürüten sadece biz olacağız. Bırak şunu, bırak. Hadi gel. Bu işin keyfini çıkaralım biraz, ha? Savaşa nefsim için girmedim. Ben hiçbir davanın peşine şahsım için düşmedim. Daima daha iyisini hak eden bir milletim, zalimin zulmünden korunması gereken mazlumlarım vardı. Türk'ün, İslam'ın sancağı bugüne dek hep kara üstünde ilerledi. Biz çıktık.
Denizler, deryalar da bizimdir dedik. Son hadde kadar getirdik bu sancağı. Hamdolsun. Hamdolsun. Şimdi sanmayın ki nefsimin peşinden gitmedi. Gayrı saldıracağım kale bizi küffarın kalbine götürecek. Müyesser olacak olan bu fethi Allah'ın izniyle yolumuzu daha da açacak. İnşallah. İnşallah. Leventlerim, unutmayın. Allah bizimledir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Barbaros'un gemisindeki toplar kısa menzile çevrildi. Ama kimsenin bundan haberi yok. O yüzden düşman gemisini gördüklerinde ateşe başlayacaklardır. Ama ateşe başladıklarında karşılarındaki geminin menziline çoktan girmiş olacaklar. Zaferimizin kesin olması lazım. İşte bu yüzden Barbaros'un gemisi büyük darbeler aldığında biz de arkadan saldıracağız. Ama dikkat edelim. Gemi tamamen suların altına gömülmeli. O gemiden tek bir fare bile kurtulmamalı. Anladın mı beni? Yelkenler fora! Düşman gemisi göründü! Toparın başını. Emredersiniz. Tamam. Levent'ler, topları getirin. Yaren, yelken adam gönder. Yelkenler sonra! Haydi! Toplar arıstak! Buradan gelen haber var. Yerinizdeki topların menziliyle oynamış. Kısa menzili hepsi. Sizi tuzağa düşürdüler. Dorian'ın gemisindeyim. Runa. Dümen kır. Dümenkar! Dümenkar! Geri çekil! Geri çekiliyoruz! Hamdi Ali, Seyit Ali, toplara iyice bak. Menziliyle oynanmış. Emredersiniz. Vakti bildik reis. Topları hazırlar iler.
topla izini çok uzun. Uzaklaşmamıza izin vermezler. Ayrılsak anca büyük reis. Toplar için mesafe uzak reis. Asla isabet ettiremeyiz. Manevra yapmakta. Ya teslim bayrağını çekeceğiz reis ya da batacağız. Ben ne vakit teslim bayrağı çektim Seyid Ali? Ha? Affet reis. Ne vakit savaş harbi? Hiçbir vakit be. Aşağı iniyoruz. Herkes aşağı ola! Devam gel! Seni hain. Demek Barbaros'a haber verdin. O da topları ateşlemedi değil mi? Ben bir şey yapmadım doğru ya. Kes sesini! Barbaros'un gemisi asla kaçamaz. Top yağmur altında. Saldıralım mı? Bekleyin. Önce bunun işini bitireyim. Ondan sonra. Girebileceği büyüklükte olsun. Haydi. Bütün topları güverteden aşağı indir. Çabuk olun Leventler. Hızlı. Çabuk olun. Fatih Sultan Mehmet Ağa. Rumelislerin boğazın en dalı yerine yaptı. Lakin geçen gemileri vurması imkansız çünkü o vakit topların menzilleri kısa. Hasan. Hadi bakalım kalk gidiyoruz. Cezayir'e gidiyoruz değil mi? Ne o? Memnun değil gibisin. Değilim. Burada en güzel okula. Enderun'a gittim, memnun olmadım. Şimdi doğduğun, büyüdüğün yere. Cezayir'e gidiyoruz, yine memnun değilsin. Hiç mi özlemedin arkadaşlarını? Özledim özlemesini ama. Aması ne? Babamı da özleyeceğim. Sen babanı, ben abimi özleyeceğim. Cezayir'e döneyim, kendime hemen bir kadırga yaptıracağım. Ben de babam gibi deniz açılmak istiyorum. Ben de sana yardım ederim Hasan Reis. Aynı suyun üstünde taş sektirir gibi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın aklına topların menzilini yükseltmek için şahane bir fikir gelir. Topları denize paralel tutmuştur. Top güllesi denizin üstünde sekerek ilerleyecek ve böylece menzil artacak. İşte biz de bunu yapacağız Seyid Ali. Toplar hazırdır reis. Barbaros'un gemisi geri geliyor. Ne? Her şey. Tanrı'nın cezası, delirmiş bu. Geri dönüyor. Dikkat edin! Bismillah.